Bir aylık aradan sonra yeniden birlikteyiz. Gündem Orta Doğu'dan herkese sağlık dileklerimi iletiyorum. Bugün programı konuğum Sayın Mitra Demirel'le sürdüreceğim. Panoramamız ardından Iraklı bir konuğumuz, Irak Komünist Partisi yöneticisi Casim El-Hilfi Bağdat'tan Bağdat Zirvesi üzerine bir söyleşimiz olacak. Zira Bağdat Zirvesi Afganistan daki gelişmelerin gölgesinde kalan bir sorun oldu, bir zirve oldu. Basın her ne kadar bunun üzerine değindiyse de yeterince gün ışığına çıkmadı. Biz bunu söyleşi yaptığımız Sayın Casim Helfi ile birlikte yeniden izleyicilerimize sunmaya çalışacağız. Tabii ki ikinci bölümümüz var. İkinci bölümümüzde araştırmacı yazar Sayın araştırmacı yazar Faik Bulut katılacak bizlere ve Afganistan dosyasını enli boynu derinlemesine tartışmaya çalışacağız. Evet, şimdilik biz yeni bu panoramamıza geçelim. Panoramamızda ilk haberimiz 10 ülke Suudi Arabistan, Birleşik Arap Emirlikleri, Kuveyt, Katar, Mısır, Ürdün, Türkiye, İran ve Fransa yanı sıra bölge ve uluslararası kimi örgüt temsilcilerinin katıldığı bir zirve. Bölge basının bütününü Afganistan'dan sonra ikinci gündem olarak yapılmıştır. Bu ikinci gündem tabii ki her ne kadar demin belirttiğim gibi basının, bölgenin basınında yer aldıysa da işin doğrusu bu Afganistan olaylarının gölgesinde kalmıştır. Al Arab gazetesi London, Bağdat zirvesi bölge sorunlarını tartıştı. Irak sorunlarını es geçti. Daha çok katılan taraflar arasındaki soğuklukların giderilmesine yaradı. Macron, Suudi, İran, Katar, Mısır ve Katar Birleşik Arap Emirlikleri arasında ikili görüşmeleri destekledi ve teşvik etti. Al-Quds Al-Arabi, London, Irak zirvesi Afganistan'da Taliban'ın iktidara el koyması gölgesinde kaldı. Bölgesel sorunlara yalnızca işaret edilebildi. Al-Quds Al-Arabi, evet ikinci bir başlığı, Bağdat zirvesi bölge sorunlarını hafifletmek için bir dönemeçti. Macron'un Al-Arabi El-Cedid gazetesine verdiği demeçte, Macron, Musul'a bir konsolosluk açma taahhütünde bulundu. Evet, şimdilik ben buraya kadar basından iletmiş olayım kimi başlıkları ve Mitra Hanım'a döneyim. Mitra Hanım, sanırım siz de basının birçok başlıklarını okudunuz, taradınız. Buyurun, söyleyeceklerinizi ifade etmeye çalışalım. İyi akşamlar sevgili izleyiciler. Türkçe ana dilim değil, sonradan öğrendim. O yüzden konuşurken kimi zaman takılabilirim, yanlış ifade edebilirim. Baştan söyleyip öyle giriş yapmak istedim. İyi, iyi bir giriş. Sputnik'ten Rus uçakları Kuzey Suriye'de üstlenen Türkiye yanlısı Faylakil Şam mevzileri yoğun uçak saldırında bulundu. Şarkı Al-Avsat gazetecinden Husiler Suudi Baha Havalimanı vurdu. Suudi yetkililer bunun bir savaş suçu olduğunu ilan etti. Şarkı Al-Avsat'tan bir haber daha. Mısır ile Türkiye ikinci istikşafı görüşmeleri 7 Eylül'de Ankara'da yapılıyor. Erdoğan ile Birleşik Arap Amirlikleri lideri Muhammed Bin Zayed arasında ikili ikilişlerin geliştirilmesine yönelik telefon görüşmesi yapıldı. Şarkı Al-Avsat'tan son haberimiz
ABD ve Avrupa Birliği'nden Irak'a yardım sözü. Filistin, Kahire'den Mısır, Urdun, Filistin zirvesi amaç Birleşmiş Milletler görüşmelerinden önce ABD ve AB'ye barış görüşmelerinin yeniden başlatılması. El-Maghrib'den bir haber, Tunus'ta Müslüman Alimler Birliği'nin kapatılması için yoğun halk baskısı. El-Maghrib, Taliban'ın iktidar olması Orta Asya'da İslami güçleri güçlendirilmekten korkuyor. Evet Fitra, teşekkürler. Ben devam ediyorum. Elbina Lübnan gazetesi, Penşir direnişçileri Taliban'a meydan okuyor. Yeniden Lübnan gazetesinin bir başlığı binadan, Suriye'de Dera'da ateş altında müzakereler devam ediyor. Filistin'den Filistin gazetesi, Abbas-Yens buluşması. Filistinli örgütlerden büyük öfke yağdı. En-Nahar, Lübnan gazetesi, İran'dan yakıt yüklü gemi Lübnan yerine Suriye'nin Banyas limanına yanaşıyor. En-Nide, Lübnan gazetesi, Lübnan Komünist Partisi'nin gazetesi, Afganistan işgal ateşinden istibdat, otoriter yönetimine doğru. Şarkıl Avsat'tan bir başlık, Biden, Putin temsilcileri Suriye dosyasını müzakereye başladı. Evet, diğer bir başlık Şarkıl Avsat'tan, Kabil'de kadının çalışma hakkı için kadınlar gösteri yapıyor. İran devrim muhafızlarından kimyager Muhammed Nevruzovski Şam'da öldürüldü. Diğer bir başlık, Paris, Berlin, Tahran'ın zaman geçirilmeden Viyana nükleer müzakereler masasına dönme çağrısında bulundu. Evet Mitra, sende başka ne tür haberler var? Haberleri var. Fransız basınında Macron'un Irak ziyaretine odaklandı. Fransız basınında bu başlıklar ilgimi çekti. La Croix gazetesi, Bagdad zirvesinde Irak bölgesel bir arabulucu olma hayal kuruyor. Liberation gazetesinden, Bagdad zirvesinde Macron öfkeli komşular arasında kendine yer ediniyor. Le Matin gazetesi, Macron Bagdad'daki bölgesel zirvesinde terörizm hakkında konuşuyor. Evet. Devam edelim. Arap gazetesinden, Türkiye'de derinleşen bunalım Erdoğan'ı yeni bir anayasa arayışına girmesini sağladı. Baaz gazetesi Suriye'den, İsrail, Lübnan hava sahasını kullanarak yeniden Şam kırsalını vurdu. Suriye uluslararası camiayı İsrail'i tekrar eden bu ihlallerini durdurması için baskı yapma çağrısında bulundu. El-Vatan, Katar, Afganistan'la anlaşma sağlanması için yalnızca ara bulucuyuz. El-Menar, Lübnan TV, Rus Mutabakat Merkezi adına Suriye'de yapılan açıklamada açıklamayı Albay Fadim Kolyet yaptı. Dün İsrail uçaklarının Şam'a yönelik yaptığı F-15 uçaklarından fırlatılan 24 füzeden 21'i Suriye savunma füzeleriyle düşürüldü. Evet, diğer bir taraftan El-Meyaden TV'nin ve gerek Filistinli örgüt ve basınının öne çıkardığı Suriye'de ve birçok ülkede özellikle devrimci demokratik basının öne çıkardığı bir haber var. Bölge ilerici demokratik basının ve özellikle Filistin örgütlerinin ve Lübnan El-Meyadin TV'nin yaptığı programla halkların özgürlük mücadelesinin yılmaz destekçisi
enternasyonalist, büyük müzisyen Mikis Theodorakis'in hayatının kaybettiğinin haberi genişçe verildi ve programlaştırıldı. Theodorakis 1981'de Arafat'ın Yunanistan'ı ziyareti ardından Filistin Ulusal Marşı'nı besteledi. Ve bununla kalmayan Theodorakis, Latin Amerika halklarının halklarıyla nasıl dayanıştığı anlatıldı programda. Theodorakis'in anısı halkların mücadelesinde yaşayacak. Güle güle Theodorakis diyelim. Evet, Türkiye Birleşik Arap Birleşik Araplar ülkesinde özellikle Kürt Arapoluculuğuyla bir Türkiye Birleşik Arap Emirlikleri arasında yeni ilişkiler, telefon görüşmeleri ve beklenen yeni görüşmeler olduğu ifade ediliyor. Diğer bir taraftan Al Arab London gazetesi Avrupa İnsan Hakları Konseyi Türkiye'yi kanunları çiğnemekle, bağlı kalmamakla suçladı. Bunu da Kavala ve Demirtaş'ın kararları örnek gösterildi. Şarkı Lausat yeniden Libya başkentinde şiddetli çatışmalar sürerken kimi dış güçler dış güçlere darbe suçlaması ve bunda Türkiye ima ediliyor. Al-Ahbar Lübnan gazetesi çok yönlü amaçlarla NATO'nun eli Türkiye Kabil hava alanında bir başlıkla ortaya çıkmış. Nida el-Vatan açlık Lübnan halkının %82'sini kuşatırken 10 yıldan bu yana Lübnan'dan Şam'a ilk resmi ziyaret yapılıyor. Evet Mitra Hanım, var mı sizin başka sunacağınız haber? Evet, Arap basının gündeminde geçen hafta daha çok Taliban ve Afgan meselesi vardır. Evet. Şu gazete konuyla ilgili şöyle bir başlık kullanmıştı. İran Internasyonal, İran Afganistan'da en büyük kaybeden. Courier gazetesi, Amerikalılar Irak'a da veda edecek. Taliban'ın Afgan devleti yönetmeyi başarma şansı nedir? BBC Al-Arabiya, BBC Al-Arabiya'dan alındı bir haber. Evet. Başka bir haber var mı? Evet, bu şekilde o zaman genel olarak ilk panoramamızı burada sonlandırmış oluyoruz. Tabii ki bölgede özellikle sizin verdiğiniz önemli bir haberde Mısır'da toplanan bir zirve var. Bu zirvenin üzerinde de biraz duracağız. Bu Sisi, Abdullah ve Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas'ın bir araya getirdiği bir zirve. Bu son derece önemli. Belki bu video kaydımızdan ve bu Bağdat Zirvesi ile ilgili yaptığımız söyleşi ardından bunun üzerinde bir kez daha durmaya çalışacağız. Evet, şu anda arkadaşlarımız sanırım video kaydını sunacaklar. Gündem Orta Doğu'dan herkese iyi günler, iyi akşamlar. Belirli bir zaman aralarından sonra yeniden birlikteyiz. Bugün programımız esas itibariyle Afgan dosyası olacak ancak haftanın başında özellikle bölgenin genelini işgal eden ve bütün basının aşağı yukarı üzerinde durduğu bir zirve gerçekleşti. Bu zirve Bağdat'ta gerçekleşti. Bu zirveye bölge ülkelerinden dışarıdan
Toplamda 10'u aşkın devlet yetkilisi ve uluslararası bölgesel örgütler de katıldılar. Biz tabii basının çok üzerinde durduğu bu zirvenin amaçlarını işlerken aynı zamanda Irak'tan direkt bir konuğumuzu aldık. Konuğumuz Cassim Al-Helfi, Irak Komünist Partisi yöneticisidir. Biz Cassim Al-Helfi ile birlikte bu zirvenin amaç ve hedefleri ve Irak açısından daha doğrusu Irak muhalefetinin bu zirveyi nasıl değerlendirdiğini de sormak istedik. Ve tabii ki ben Mitra Demirel'le birlikte, program arkadaşımla birlikte bu soruları yöneltmeye çalışacağız. Her şeyden önce bir hoş geldiniz diyelim. Ehlen ve sehlen bikum. Asdikayil Azza, Cassim Al-Helfi ve... Soruyu Komünist Partisi, Irak Komünist Partisi yöneticisi Sayın Cassim Bey'e yöneltiyorum. Bu sorum Bağdat zirvesiyle ilgilidir. 10 ülke yanı sıra bölgesel örgütlerin katıldığı Bağdat Ortaklık ve İşbirliği Zirvesi'nin temel hedefleri nelerdi? انضم إليها أكثر من عشر دول بالإضافة إلى ممثلين منظمات إقليمية. أتفضل يا سيد جاسم. تحياتي لك. Başta sana program arkadaşına Arti TV'ye ve izleyicilerine selamlarımı iletmek isterim. Bu zirve 2003'ten bu yana Irak'ta toplanan ilk kapsamlı zirve olduğunu belirtmek isterim. Bilineceği üzere Irak İşgal, IŞİD saldırısı, terör ve uluslararası müdahaleler yaşayan bir ülkedir. Bu anlamda Irak'ın yaşadığı kötü güvenlik sorunlarından sonra zirveye katılanların bir barış mesajı olması önemliydi. Bizler artık dış savaşlar, dış müdahaleler de istemiyoruz. Bölge halklarına, bütün çabalarımız bölge halklarına hizmet edecek ortaklıkların kurulması, uyum ve barışın sağlanmasını arzuluyoruz. İç işlerimize karışılmasını istemiyoruz. Çok ciddi bedeller, insani ve maddi kayıplarımız oldu. Savaşların insanlık adına hiçbir sorunu çözmediğini, tersine güvenlik ve istikrarı bozduğunu gördük, yaşadık. Diyebilirim ki bu zirvenin bölge halklarına taşıdığı en temel mesaj savaşların yerine barışın ve işbirliğinin gerekliliğidir. Bu mesajın verilmiş olmasıdır. İkinci soruyu Mitra Hanım yöneltmek istiyor. Irak'a komşu ülkeler ve bölge ülkeleri arasında Suriye davet edilmezken Fransa Cumhurbaşkanı Macron'un davet edilmesi ne anlama geliyor? Evet, doğal olarak ve olması gereken böyle bir bölge konferansı toplandığında ilkin bölge ülkeleri davet edilmelidir. Ancak kimi devletlerin Suriye'deki gelişmelere ve sisteme dönük olan hassasiyetleri nedeniyle Suriye davet edilmedi. Ancak davetler öncesi Irak hükümeti adına bir heyet Suriye'ye gidip Bashar Esad'la görüşmüş ve komşu ülke Suriye ile ilişkilerin önemi titizlikle anlatılmış, iki halkın ya da halkların barış içinde yaşaması ve ilişkilerinin geliştirilmesinin önemi izah edilmiştir. Durum doğal olmuş olsaydı, ilk davet edilecek olan ve katkısı olacak olanların başında Suriye olacağı muhakkaktı. Macron'un davet edilmesine gelince Avrupa Birliği adına bir tarafın katılması isteği vardı. Fransa Avrupa Birliği ülkesi olması sebebiyle Macron'un katılmasını benimsedi. Dünyaya iletilen mesaj bizlerin barışa
kalkınmaya ve işbirliğine olan gereksinimlerinin öne alarak davet edilmiştir ve bundan böyle daha fazla yakın, daha fazla yıkım ve savaş istemediğimizin mesajı verilmiştir. Nahnu ahwaj lis-salam wat-tanmiya wal-bina wa la narid mazidan min al-hurub wad-damar. Azizül Kerim, yani kema ra'ayna ve şahedna. Üçüncü sorum da şöyle. Sayın Casim Bey, izlediğim kadarıyla bu zirve çok farklı ve heyetleri birbirine karşıt heyetlerden oluşan, diğer yandan da bölgedeki gerginliklerin devam ettiği, Afganistan sorunlarından Irak'ın seçim gerginliklerinin yaşandığı bir atmosferde toplandı. Bu böyle bir bölge ikliminde bir zirvenin alacele toplanmış olması, başta sizin partiniz ve diğer demokratik İslamcı güçler bu zirveyi nasıl değerlendirdiler? Yani beklentileri nelerdir acaba? Bunu gerçekten merak ediyoruz. Bunu izah ederseniz memnun olurum. Buyurun. Kat'an التناقض موجود بين هذه Kesinlikle bu zirveye katılanların ciddi çelişkileri vardır ifade ettiğiniz gibi. Zira bu yönetimlerin ters temsil ettiği toplumsal katmanlar, sınıfsal sosyal güçler itibariyle birbirleriyle de çelişmektedirler zaten. Dolayısıyla bu yönetimlerin kendisi barış güvenini sağlamada sağlamada güven duyulacak yönetimler olmadığını biliyoruz. Hele demokrasi ve insan hakları uygulayan yönetimler hiç değildir zaten. Biz parti olarak bu güçlerin insani değerleri dikkate alan, halklarına onurlu bir yaşam sağlayan yönetimler olduğu inancında değiliz. Dolayısıyla bu zirvenin geleceği sonuçları öncesinden de toplanan başka zirvelerden bir farkı olacağını düşünmüyorum. Arap deyiminde olduğu, esprilerinde olduğu biçimiyle hep sonuç bildiren bu tür konferansların, zirvelerin sonuç bildirileri toplantı öncesi yazılır misalinde olduğu gibi bir durumla karşı karşıyayız. Bizlerin bu zirveye bağladığımız bir umudumuz yoktur. Bizim alternatif zirvemiz halkların toplanacağı zirvedir. Kardeşleşen, dayanışan, olumlu bir yaşam için mücadele eden ve bu yönetimlerin çatışmalarından özgürlükleri yok sayan, halklarını sömüren, baskılayan politikalarına karşı halkların konferansları bizim için umuttur. Değilse bu yönetimlerin toplandığı zaman bize karşı toplandıklarını biliyoruz. Toplanmadıkları da zaman da bize karşıdırlar. Dolayısıyla bu yönetimlerin barış ve uyum sağlayacağını inancımız yoktur. انه هذه الانظمه ممكن ان تحقق السلام والوئام والرخاء هذا جميل جميل جدا geldi evet dostum Mitra gülüyor sanırım son bir sorusu olacak buyurun Mitra sorum bir öncekine benziyor aslında sizce bu kongre uğruna toplandığı amaçları gerçekleştirebildi mi kesinlikle hayır Bağdat kongresi uyum kalkınma programı ve barışa Irak'ın kaynaklarını insan onurunu korumaya gerçek temsilci bir temsilci iradeye muhtaç olduğunu önceden belirttim. Önümüzdeki seçimler var.
Bu seçimler iktidarda yerleşenleri yeniden seçme değil, gerçek bir temsiliyeti sağlaması gerekir. Bu zirveyi kimileri kendi talan ve yolsuzluklarını örten, destekleyen bir örtü olarak düşünüyor. Meşruiyet sağlama peşindedir. Halbuki meşruiyet şeffaf, nezih, özgün ve özgür seçimlerin gerçekleşmesiyle mümkün olur. Gerçekte bu zirve bu tür iktidar heveslerine de yaramayacak. Zira zirvenin etkisi heyetlerin uçaklarına binip dönmesiyle zaten bitmiştir. Dolayısıyla gerçekte Bağdat'ın bu anlamda bu zirveden kazancı olmamıştır. Şey esasi min hadi el kımme. أنا عندي نقطتين فقط يعني ممكن تعليق عليها مجيء ماكرون benim burada iki noktaya ilişkin yorumumuzu almak isterim. Birincisi Macron'un gelişinin Avrupa Birliği ve ABD'nin Irak'a yönelik nasıl bir mesaj taşıdığı, diğeri ise bu denli, hızlı ve yoğun bir katılımın gelecek ay gerçekleşecek olan seçimlerle ilgili bir yanı var mıdır? مساج ايضا للانتخابات التي ستحصل في الشهر القادم في العراق لا اعتقد ستترك اثر على الانتخابات bu zirvenin Irak seçimlerine bir etkisi olacağını hiç sanmıyorum. Bilindiği gibi bu erken seçimler Ekim devriminin var olan yönetimi ve egemenliği ve egemen mezhepçi partileri değiştirmek için istenmişti. Özgür ve nezih seçimler için aslında üç şartımız ve koşulumuz vardı. Bunların içinde seçimlere uygun bir yapının oluşması. Bunun anlamı milis güçlerin elinde bulunan silahların devlet elinde toplanmasıdır. İkincisi göstericilerin vurulup öldürülmelerinin öldürenlerin mahkemeler önünde yargılanıp hesap vermesi. Üçüncüsü ise yolsuzluk banilanların yargılanması ve hesap sorulması şeklindeydi. Bunların hiçbiri gerçekleşmedi. Aksine bu güçler seçimlerde yeniden aday oluyorlar. Diğer yandan adaletli bir seçim kanunun çıkarılmasını ve uluslararası gözlemcilerin davet edilmesini istemiştik. Ne var ki bu taleplerin hiçbiri gerçekleşmedi. Dolayısıyla bu seçimler öncekileri gibi geniş kitlelerin boykot ettiği seçimlerden bir farkı olmayacak. Bu gerçeklerden hareketle Irak Komünist Partisi yapılacak seçimleri boykot etme kararı almıştır. Ve hakim yolsuzcu oligarşiye meşruiyet kazandırmak için herkese boykot etme çağrısı yapmıştır Komünist Partisi. Umudumuz geniş bir halk ayaklanmasıyla boykot edilmesidir. Şükran azizi. Ma ba'rif iza sadiqatna Mitra laha sualen akhir. Teşekkür ediyorum dostum. Biliyorum Mitra Hanım başka bir sorunuz var galiba. تعليق يا صديقة. الحقيقة لا. Belki soru değil ama kısa bir yorumunuzu istiyorum. Macron'un bu ziyareti Iraklılara bir etkisi oldu mu? هذه القمة هل كان له أثر على العراقيين بشكل عام؟ لا
Hayır, ben bu ziyareti protokol ziyareti olarak değerlendiriyorum. Macron'un Irak'a taşıdığı bir mesajın olmadığı gibi somut bir önerisi de olmamıştır. Özellikle Irak sorununa ilişkin bir çözüm önerisinde bulunmamıştır. Daha çok bir gösteri ziyareti olmuştur. Min mushakil al-Iraq wa inma huwa yani huzur istiraz ila akthar wala aqal. Bilgileriniz için teşekkür ediyorum. İzlediğimiz kadarıyla zirvenin yayınlanan sonuç bildirisinde birçok soruna başlığa değinmekle birlikte hayata geçirilebilir bağlayıcı ortak kararların olmadığını gördük. Daha çok diplomatik temenni ve tavsiyelerde bulunmuştur. Zirvenin gelecek yıl Amman'da yeniden toplanması tavsiyesi kararı alınmış. Bizler Irak'ta Irak halkının geleceği için verilen mücadeleyi başarılar diliyor, dayanışma içinde olduğumuzu bildirirken Komünist Partisi siyasi büro üyesi konuğumuz Sayın Casim Al-Helfi'ye ve Sayın Mitra Demirel'e yeniden teşekkür ediyor. Iraqi, şükran leken marratan ukhra, şükran leki Mitra Demirel. Ehlen ve sehlen bikum bi hadihi el bernamej. Ben de konuk ettiğiniz için yeniden hepinize teşekkür ediyorum. Ehlen, ila liqa bi marratan kadime. Teşekkürler. Bağdat Zirvesi'ni Casim Al-Helfi konuğumuzla bu şekilde değerlendirmiş olduk. Tabii bu zirvenin üzerinde konuşulacak çok şey var aslında. Yani bu denli 10 ülkenin katıldığı ve esas itibariyle komşu ülkeler zirvesi olarak ifade edilen bu zirveye Mitra Hanım'ın sorduğu gibi Suriye neden yok meselesi aslında biliniyor. Bu Amerikan yaptırımlarının devam etmesi nedeniyle ve ABD'nin izin vermemesi sonucu davet edilmedi Suriye ve Irak bunun karşısında sadece kendi hükümet temsilcisini göndererek Esad'a durumu anlatmış. Tabii ki Suriye yönetimi ve de halkı bunu çok iyi biliyorlar. Kuşatma çünkü devam ediyor, yaptırımlar devam ediyor. Fakat bilmiyorum, belki Mitra Hanım'ın sizin de kongreye ilişkin herhangi bir ekleyeceğiniz yorumunuz varsa onu da alayım. Zira bu daha çok barışık olmayan, çatışmalı olan ülkelerde mesela Türkiye esasında ve Mısır normalde Cumhurbaşkanları düzeyinde katılmaları gerekiyor ama Erdoğan katılmadı. Dışişleri Bakanı katıldı. İran Cumhurbaşkanı katılması yerine Dışişleri Bakanı katıldı. Ve birçok Suudi Arabistan, Katar, Katar, Mısır, Ürdün gibi ülkelerde başkanlar katıldılar ve bunlar esasında kendi aralarındaki o çelişkili, o çatışmalı durumu biraz daha yumuşatmak ve ilişkiler kurmak. Mesela gördüğümüz bu zirvede ezeli düşman olarak bilinen İran'la Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı yan yana geldi, değil mi? Hı hı. Ondan sonra Mısır'la Katar, Mısır'la Birleşik Arap Emirlikleri gibi. Mesela bölgenin bilinen sorunlarıyla sorunların aslında çoğu zikredildi bu zirvede. Yani tutun ki Sudan, Mısır'ın bu Nahda Barajı meselesinden tutun, Türkiye'nin Irak'taki oluşuna, bulunuşuna, Suriye'deki duruma ve Lübnan'daki hala hükümetin kurulmamasına, Afganistan'daki gelişmelerin bütün aslında birer başlık olarak herkes kendi durduğu yerden tabii bir takım dileklerde bulundu. Karşılıklı olarak işte sınırların
sınırlara saygı duyulmasını, işte egemenliklere, ülke egemenliklerine saygı duyulmasını söylemekle birlikte, şimdi baktığımız zaman Suudi Arabistan, İran, Yemen'de, Türkiye Irak'ta, Türkiye Suriye'de, Türkiye Libya'da, yani Arap Emirlikleri gene Yemen'de ve Körfez ülkeleri birbirleriyle çatışmalı halde. Yani bu tür temenniler havada kaldı. Konumuzun ifade ettiği gibi aslında bu kongrenin de söylenenler gelen temsilcilerin, yetkililerin uçağa binmesiyle birlikte kesildi ve durum neredeyse geçmişteki toplanan onlarca Arap Kongresi gibi yeniden bu kongre tarihte belki yerini bu şekilde alacak. Her ne kadar gelecek yıl Ürdün'de yeniden toplanması öngörüldüyse de bu toplanır mı toplanmaz mı bilmiyoruz ama bilmiyorum, buna ek olarak başka ifade edeceğiniz, söyleyeceğiniz bir şey varsa gene buyurun söyleyin. Yani biz öyle mesela Arap zirvelerinden öyle bir sonuç çıkarabiliyoruz. Sürekli protokol halinde kalıyor. Yani mesela hiçbir kongre ya da evet, yani aşağı yukarı benim ifade ettiğim tarzıyla da ifade etmeye çalışıyorsunuz. Bu tür kongreler yani aslında anlaştıkları karar anlaşmama üzerinde anlaşırlar. Anlaşmadıklarına dair aslında kararlarla çıkarlar. Bu çok yaygın bir şey Arap halklarında, bunu çok duyduk. Evet, ben biraz da aslında gene bir zirve ve ifade ettiğiniz haberinizde gündeme gelen Kahire'de toplanan üçlü zirve. Bunun bence pratiğe dönük, özellikle İsrail'e dönük Filistinlerin barış görüşmeleri, barış planı projesi üzerine bu üçlü Ürdün, Filistin ve Kahire yani Mısır'ın bir araya geldiği bir üçlü zirve oldu dün. Bu zirvenin Birleşmiş Milletler yıllık toplantısı öncesi toplanmış olması aslında Biden'a yönelik bir mesaj taşıyor. Niye? Çünkü Mahmut Abbas bir Güvenlik Konseyi önünde Birleşmiş Milletler Kurulu'nda konuşma yapacak ve Filistin durumunu, Gazze meselesini ve iki devletli çözümü en azından yeniden gündeme getireceği biliniyor. Bu zirve öncesinde de Gantz'le yani Savunma Bakanı'yla, İsrail Savunma Bakanı'yla bir araya gelmişti. Bu da çok ciddi tepkilere yol açtığını gördük Filistinli örgütlerde. Yani Mahmut Abbas daha önce toplanmış olan bir takım o barış adı altındaki projelerde devam ediyor. Aynı zihniyette, aynı çizgide devam ediyor. Bu son dönemde özellikle bu 11 gün devam eden Gazze yani ve de bütün Filistin'in İsrail'e olan savaşı ve bu savaşta İsrail'in yenilgi almış olması, İsraillilerin bütünü 11 gün süreyle yer altında sığınaklarda kalmış olmasının getirdiği çok ciddi bir psikolojik bir durum vardı Filistinli halkında. Fakat ve Abbas'a dönük tabii çok tepkiler oldu. Çünkü Abbas bu gelişmeyi, gelişme karşısında çok suskun kaldı ve ne yazık ki öncesinden bağlanmış olan 1993'teki anlaşmaya bağlı kaldığını değişik vesilelerle göstermiş oldu. Şu anda Kahire Filistin meselesinde yeni bir rol almış durumda. Ürdün zaten Batı Şeria ile ilgili böyle bir rolü var ve son dönemde Arap liderlerinden ilki
Abdullah, Kral Abdullah Biden'la ilk görüşen liderler arasında oldu ve bu görüşme aslında boşuna değildi. Yani Kral Abdullah, ya bizim Batı Şeria ile ilgili düşüncelerimiz, yaklaşımımız var ve bu konuda biz bu sorunun artık çözülmesi, hani ilk Birleşmiş Milletler'in almış olduğu bir karar var. İki devletli çözüm, bunun hayata nasıl geçirileceğini konuşmaya çalışıyorlar. Benim görebildiğim kadarıyla tabii Sisi özellikle Gazze'nin Mısır'a açılan kapısı dolayısıyla ve son savaş meselesinde İsrail ile Filistinler arasında ve Hamas arasında arabuluculuk yaptı Mısır. Ve bu görevi biraz daha şu anda Gazze'ye hala uluslararası yardımların ulaşması engelleniyor. İsrail bu ablukayı devam ettiriyor. Dolayısıyla şimdi bunu açmak, en azından Gazze'ye yapılması, yeniden imarını sağlamak için bir çözüm bulma. İkincisi, iki devletli çözüm için İsrail'in geri adım atmasını ve işgal ettiği yerleşim bölgelerinin, özellikle Batı Şeria'daki yerleşim bölgelerinden geri çekilmesi için öneriler var. Üçüncüsü, anlaşılan noktalardan bir tanesi bu zirvede, İsrail'le daimi bir ateşkesin sağlanması, uzatılması. Çünkü her cuma günü Kudüs'te namaz kılmak isteyenler, yani Mescid-i Aksa'da ciddi problemler çıkıyor. Bunu İsrail sürekli saldırılarını sadece orası değil, asıl işgal edilmiş, 48'de işgal edilmiş topraklarda Filistinlilerin harekete geçmesi İsrail'i çok kaygılandırdı ve hala bu potansiyel devam ediyor. Buna ilişkin gene kararlar alındı ve bu Birleşmiş Milletler toplantısı vesilesiyle aslında üç liderin aldıkları kararları hem İsrail'e gitmeden önce iletmek hem de Washington'a gittikleri vakit Biden'la görüşmeyi umut ediyorlar. Yani İsrail üzerinde biraz daha baskı yapılmasını istiyorlar. Diğer bir taraftan zaten İsrail'in günübirlik olarak sınırları, Irak sınırlarını aşması, Suriye'ye dönük saldırıları hiç durmuyor ve hiçbir Birleşmiş Milletler kararına uymuyor ne yazık ki. Bundan kaynaklı olarak bu zirvenin bir önemi olmakla birlikte Filistinli örgütlere baktığımız zaman hiç de bu şekilde düşünmüyorlar. Yani Abbas'ın Sisi ile Kral Abdullah'la vardığı anlaşmalar meselesinde anlaşmıyor Filistinli örgütler. Filistin örgütler, Filistin Kurtuluş Örgütü'nün yeniden kurulmasını, yeniden yapılandırılmasını, bu İsrail'le olan güvenlik anlaşmalarının da kaldırılmasını, iptal edilmesini istiyorlar. Diğer bir taraftan çok önemli, özellikle intifada ve son 11 günlük savaşta öne çıkan gençlik kitlesinin ve Filistin halk iradesinin tecelli ettiği yeni örgütler var. Bu örgütlerin bütününün Filistin Kurtuluş Örgütü'ne katılmasını istiyorlar. Fakat Abbas bunun önünde engel olmaya devam ediyor. Tabii biz bunu başlı başına belki ileriki programlarda sizinle daha geniş bir şekilde konuşmaya çalışacağız. Şimdi sanırım biz birinci bölümümüzün sonuna gelmiş bulunmaktayız. Bilmiyorum, ekleyeceğiniz bir cümle varsa, bir iki cümle, değilse birinci bölümü kapatıp izleyicilerimizin bizden ayrılmadan ikinci esas dosyamıza gireceğimizi ve ikinci bölümde
araştırmacı yazar Sayın Faik Bulut'la olacağımızı ifade ederek buluşmak üzere birinci bölümü kapatmış olalım.